Kıvamı böyle mi oluyor bilmiyorum. Biraz daha kızarması gerekmez mi? Yok, böyledir. Yani evet. Araştırdığınız zaman biraz da kızarmasını göreceksiniz. Bilmiyorum. Biraz da, sanki öyledir. Biraz az daha bir şey olsa şerbet daha güzel olurdu yavrum. Şerbetini az kızarsa dese zandı derdiz altına. Bak altı üstü aynı. Yok pişmesi mi? Yani. Güzel olur. Pişmesi bilmiyorum. Böyle olur. Böyle mi oluyor? Pişmesi böyle. Kıvamı böyle. Pişmesi. Araştırıp ama bakabilirsiniz. Yok, pişmesi güzel olmuş. Pişmesinde bir sıkıntı yok. Ha, böyle olursa böyle. Çok güzel kızarmış. Afiyet olsun. Tadı nasıl? Benim tadı da hoşuma gitti. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet. Benim tadı da hoşuma gitti. Güzel. Şerbeti biraz daha olabilirdi. Evet. Sen hamurlaştı da bak kuru, Gönül Hanım. Biraz kuru. Evet biraz kuru. Biraz daha kuru, kaldırırmış. Biraz daha olsaydı tadı falan güzel. Ama şerbeti az. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Eline sağlık. Güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. Hanımlar ellerine sağlık dediğine göre bize de açık oylamaya gitmek düşer efendim. Buyursunlar. Ana yemeğimi beğendiler. Tatlımı da beğendiler. Güzel puanlar bekliyorum. Filiz Hanım'ın çok düşük vereceğini tahmin ediyorum ama umarım istediğimiz gibi olmaz. Buyursunlar, tahtalarınızı alınız elinize ve kalemlerinizi oynatınız. Bugün de Zuhal için. Efendim. Gönül Hanım'la arkadaşlar birbirine hafif işaret verdi. Hayır. Efendim? Hayır. Başım böyle mi dedim? Evet dedi. Saçlarım böyle mi? Hayır. Bakın isterseniz. Sizin saçınıza şey deyince Özlem Hanım bana dedi. Hayır, ben dedi. Aşık olsun. Hangi ara deri oldu? Hayır. Saçını düzeltmeye gidince. Yemekten sonra. Muhtar Hanım o da bana böyle yaptı. Saçların hani sorun oluyor diye. Ne yaptılar tam olarak? Böyle bir işaret verdiler. İşte saç dedim yani. On demedim ki aşk olsun ben yapmam yani. Herkesin kendi gelini yarışıyor burada yani. O fazla verse bu fazla verse kimsenin... Zuhal Hanım ben puanı asla kıyaslamam. Ben tadına ve lezzetine bakarım. Hayır. Asla yapmam. Asla. Hayır. Asla öyle bir şey yok Zuhal Hanım. Kaç vereceğin diye sordu herhalde. Kaç vereceğin diye. Kim kime sordu? Kesinlikle. Bir saniye Gönül Hanım Filiz Hanım'a mı sor? Sordunuz mu Gönül Hanım? Hayır. Saçını düzeltmeye gittim. Hayır şimdi saç düzeltmek başka kaç vereceğin diye sordunuz. Hayır böyle dedi tamam dedim. İşaret. Ama Zuhal Hanım herkes kendi puanından sonra herkes yani, kendi gelini için uğraşıyor. Evet yani. Kimse karşı o fazla asla. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır. Dikkat etmedim ben Gönül Hanım'dan beklemiyorum senden bekliyorum o aşırı şartı. Senden beklemiyorum. Hayır. Senden değil. Ben o da yapmaz. Hayır, yani asla. Hayır. Burada bir emek var. Bir lezzet var. Ben hep onu diyorum. Puanlarla kıyaslamayalım. Hayır, Gönül Hanım'ın saçları şey olduğu için, sorun olduğu için ben de böyle yaptım. Peki hayır. De öyle geldiyse bilmiyorum ama. Ellerini gördüm. Öyle gelmiş. Biraz sonra göreceğim. Saç nasıl derken kaç puanı saç nasıl bir yanlışlık mı oldu? Yanlış anlaşıldı. Hayır, kesinlikle yanlış. İşaretten belli olacak şimdi biraz sonra. Bakın bugün üçüncü günüm ben asla haksızlık hayır. Asla. Hayır, Zuhal Hanım. Yemek ben puanla puan vermiyorum. Lezzet. Tamam, Leyla Hanım belki yanlış anladı. Peki ben yanlış gördüm. Belki de. Belki de ben yanlış gördüm. Bizi şey altında bırakma lütfen. Evet. Ben yanlış. Çünkü herkesin gelinin emeğiyle vereceğiz biz buraya. Ben yanlış. Aha, yok. El öyle kalkınca ben yanlış. Belki de peki. Sen emeğine vereceğim diyorsun. Önüne gelmiş sıratı iftira atıyorsun. Ama gerçekten gözümle gördüm peynir ve salata parçacıkları var. Hayır hayatım belki onu korken anı tamam. Orada parçalayken koyabilir yapışabilir. O da sabahtan beri suyun içinde olabilir o elle. Olabilir yani. Ama onu orada açıklamayacaksın. Ama gelin yani. Ben gelinin içinde bak, olan söylesin. Bak onu yapmayacaktım bak. Tadına şimdi geçtiğimiz hafta gördünüz bir gelinimiz ellerini yıkamış suları aka aka geldi. Hoş bir görüntü değildi. Söylediler. Sonra kayınvalidesi yok öyle bir şey. İşte su içerken dökülmüş. Sen özür dile ben bilmem ne yapayım falan öyle bir kaynadı gitti. Yok, gördüm. Fakat gerçekten. Tabii ki yani sofrada servis yaparken hele de şimdi bu dönemde hijyene biz zaten çok dikkat ediyoruz ettiriyoruz. Ama bazen gözden kaçabiliyor veyahut onlar o hatayı düşebiliyorlar. Sofraya tabii ki ıslak ya da bulaşık ellerle gel. Ben görmedim. Bakacağım ben özellikle gördüm. Ama gene de dikkat etmek lazım. Gelinlerinizi siz de uyarın lütfen. Evet. Sofraya normalde bile elleri bir şekilde bir yani onları silip gelsinler. Peki şimdi lütfen alın elinize kalemlerinizi tahtalarınızı. Zuhal için puanlarınızı yazınız. Üç gündür verdiğiniz puanları kullanamazsınız biliyorsunuz değil mi? Evet bakalım nasıl gelecek Zuhal'e adaşıma puanlar. Evet, her günkü kritik soruyu bugün de sorayım. Herkes verdiği, yazdığı puandan emin mi? Eminim. Değiştirmek isteyen var mı? Özellikle Leyla Hanım'a. Yok canım, yok. Çünkü geçen gün de sordum. Herkes yazdı, açtı, en son kaldı. Ben değiştirmek istiyorum dedi. Dedik olmaz. Bir değiştirmedi. Zaten de. Evet, peki. Hatta kayınvaliden de yaptı öyle bir şey de değiştirmedi. Leyla Hanım da öyle oldu. Peki, ilk olarak bugün Filiz Hanım'ın puanıyla başlayacağız efendim açık oylamaya. Buyursunlar.
6 puan. Kapatınız lütfen. 6'yı nasıl buldun Zuhal? Yani beklemiyordum. Çünkü ana yemeğimi beğendiniz, tatlıyı beğendiniz. Tamam, çorbam pirincin azizliğine uğradı. Salatam da çok güzel olmuştu. Fakat bahane ettiniz, elime salata değmiş, peynir değmiş. Hani sonuçta burada mutfağı koşturuyoruz, size yetiştirmek için. Yetiştirmemek adına acele ediyoruz mutfakta. Yani hem güzel sunum ya, bekliyorsunuz hem... Kelimlerimiz de yaşadı. Ben seni masana verdim. Sen 6'yı beğenmiyorsun Zuhal'cığım. Benim gelinime senin kaynanan 4 verdi canım. 4. Hiçbir şeye bakmazsa Suriye verecektim masaya. Ya ben ne yapayım canımın için? Şimdi sizin masayı ben görmedim, bilmiyorum. Tadlarını da bilmiyorum. Demek ki var ki bir şey kayınvalidem de öyle vermiştir. Ben anlamadım kayınvaliden ama neyse olsun. Ben kimsenin hakkını yemem. Öyle olsun. Teşekkür ederim. Peki bakalım Gönül Hanım'dan kaç puan gelecek Zuhal'e? Buyurun Gönül Hanım, paylaşın puanınızı. Benim puanım 5. 5. Neyini beğenmediniz? Ben sadece ana yemeğini ve tatlını çok beğendim, ona verdim. Diğer puanlar? Diğer puanlar, masayı çok böyle şey buldum, düğün salonu havasında buldum. Düğün salonu havasında. Salataya ama. Evet, salatada. Masamız da... büyük ve özel bir misafir. Şamdanları söylüyorlar. Yani evet, şamdanlar yani. Çok tamam, şamdanları büyük, ortaya hani gördünüz, yani kaldırdım ama sırf şamdandan mı kırdınız yani? Yani beğendiğim sadece ana yemeğiniz ve tatlınız oldu. Masaya, servise? Serviste süper, yani hiç uyum sağlayamadınız. Nasıl uyum sağlayamadık? Çok geç kaldınız. Nasıl çatala karşı. Tabii ki geç kaldın. Kesinlikle hayır. Hem konusunda bunu söylüyorum. Güzel sunum bekliyorsunuz. Hayır ama işte yani, ona ayak uyduracaksın. Nasıl ayak uyduracağız? İşte sorun orada. Ama sorun sonuçta orada, yani ayak mutfakta hazırlık yapıyorum ben de i̇şte sonuçta. Olmuyor. Şimdi izleyince göreceksin, o çok önemli. Ben... İzliyorum. Şimdi kayınvaliden birkaç evet. kere peçete, evet. işte çatal bıçak servisi yaptı ya, niye siz yapıyorsunuz? Yani gelinizin evet, yapması lazım. Yaptı. Ya ben kayınvalideme kızdım o konuda. Hayır. Oturup bekleyecekti, ben i̇şte, getirecektim. Bence yani. De. Ben getirecektim. Haklısın. Kayınvalidenin sabırsızlığından kaynaklandı. Çok geç kaldın evet. Biz dedik kayınvalideye evet. git getir. Ama ben gidebilir miyim, git dediler. Bizden izin aldım. Sen isteyince Fatma Hanım gidebilir miyim diyorsun. Gidin diyor, gitmeyin deyemeyiz ki. Uzun uzun bir zaman aşımı olmadı yani hani. Sana öyle geldi. Beklesin. Ağır geldin canım, ağır geldin. Bence siz çok geliyor. Sabırsızsınız. Servis konusunda evet. Siz çok sabırsızsınız. İzleyince bence. Göreceksiniz. Servisleri daha iyi olanlar bile 3 aldı. Bence yemeğinize puanım bence iyi. Afiyet olsun. Yine özür diliyoruz senden gerçekten. 3 getirdiği için. 6'yı aldı, onun içindir özür dileriz. Yok, hep biliyor zaten. Peki. Altun'un puanını göreceğiz şimdi de. Sizin puanınızı da görelim. Benim puanım da 5. Kapatabilirsiniz. Siz neyi beğenmediniz? Ben de ana yemeği beğendim. Salatayı beğendiniz, tatlıyı beğendiniz. Tatlıyı, şerbeti biraz daha fazla olabilirdi. Tatlıyı beğendim. Ana yemeği beğendim. Bu tatlının kıvamı böyle yani. Zaten bu masa öbür masalara kıyasladığım zaman haksızlık ederdim. Bundan yüksek puanı verseydim. Arkadaşlarıma özür diliyorum gerçekten. Onlar öyle da. Mi? O zaman yarın evet. sizdeydi değil mi sıra? Evet. O zaman evet. yarın gelininizden sizi de zaten göreceğiz oldu. Zaten üç puan vermedim, ben sana 5 puan verdim. 3 puan verenlerden özür hayır, diliyorum. Hayır, anlayacaksınız yarın bizleri de. Evet. Yani bütün kayınvalidelerin gelinlerini anlayacaksınız. Evet. Sen bana çok haksızlık işte. Özür diledim. Özür dileyen dileyene, pişman evet, olan olana. Evet. Özür dileyeceğinizde bizi biraz bir dinleseniz, şu yemeklere evet. göre puan versiniz, hiç bunları yaşamazsınız, ya. Yaşatmazsınız. Koskoca hanımlar bak özür diliyorsunuz, pişman oluyorsunuz. Hiç hoş değil. Yanında muhtara bile öyle verdim. Muhtarım. Peki muhtar hanımın puanını göreceğiz şimdi de son olarak. Buyurun Leyla Hanım. Benim puanım 6. 6 kapatabilirsin. Sizin beğenip beğenmedikleriniz, ana yemeği beğendiniz. Ana yemeği beğendim. Tatlıyı beğendiniz. Tatlını beğendim. Eline sağlık. Zaten önemli olan da ana yemeği afiyet oluyor olsun. Bu yarışmada eline da. Eline sağlık kızım. Evet, afiyet eline olsun. Sağlık Zuhal adaşım. Şimdi ben sana puan vereceğim. Yarın da büyük final, en heyecanlı gün, haftanın en merakla beklenen gününde Altun Hanım gelini yarışacak. Hadi afiyet olsun hanımlar, teşekkür görüşürüz. Teşekkür ederiz, sağ ol Zuhal Hanım. Adaşım, sevgili Zuhal'cığım, masada da söyledim. Senden beklentim bayağı yüksekti.
Maalesef olmadı. Sana puanım 6. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.